Cumhuriyet'in ilk yılları, sosyal değişikliklerin sert bir surette yaşandığı devirlerdi. Kültürel değişimin sıkıntıları her alanda kendini hissettiriyordu. Eskiyi red hastalığına müptela olmaksızın şahsiyetini koruyabilen insanlar çok azdı. O, gündelik olanın peşinden gitmeden, sanatının aşkını en derinden yaşamayı ve onu gelecek nesillere taşımayı kendine vazife kıldı. ...1883 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Necmettin Okyay, Doğu'nun kendi değerlerine yabancılaşmasının, Batı medeniyetinin aldığı mesafeyle hayatları kuşatmasının sancılarını bütün benliğiyle hissetmiş ve hayatını ilahi aşkla sanatını aynı kapta yoğurup, unutturulmak isteneni muhafaza ve müdafaya vakfetmişti. Necmettin Efendi sanat ruhu içinde taşıyan ve onu herkese saçmaya gayret eden bir kimseydi. Bildiğini esirgemezdi. Ve hangi konuda müracaat edilirse onlara yardımcı olmaya çalışırdı. Ve dolayısıyla o sanatkar ruhu her haliyle her şeyini aksederdi. Çok idealist ve sırasında son derece öfkeliydi. Yani sanat söz konusu olunca asla susmaz, eyvallah demez ve o anda gereken cevabı hiç çekinmeden verirdi. Şahsı için değil, sanatı için. Babası Üsküdar Yeni Cami İmam Hatibi ve Mahkeme-i Şeriye Başkatibi Mehmet Abdülnebi Efendi'nin kapısı, 1882 Eylül'ünde karşı komşusu Mevlid Han Hasan Rıza Efendi tarafından çalınır. Komşusu babasına, "Bir oğlun olacak, adını Necmeddin koy," deyip başka bir şey söylemeden gider. Aynı gece babası Abdülnebi Efendi rüyasında yatak odasının penceresine kuyruklu bir yıldızın konduğunu görür. 4 ay sonra, 29 Ocak 1883'te, Necmettin Okyay dünyaya gelir. Osmanlı eğitiminin bir geleneği olarak 4 yaş, 4 ay ve 4 günlük olunca hafızlık eğitimine başlar Necmettin. İlk öğrenimini birincilikle tamamlar. Ravza-i Terakki Rüştiyesine devam ederken hafızlığı bitirir, aşere ve takripten diploma, rüştiye tahsilinde rika ve divani, Celî Divani yazılarını da meşkederek rüştiye seviyesinde de icazet alır. Birincilikle mezun olur Ravza-i Terakki Rüştiyesinden. Yirmili yaşlarında Sultan Abdülaziz'in okçubaşısı Seyfeddin Efendi'den kemankeşliği öğrenir. Kullandığı ok ve yayları kendisi yaptığı gibi çok iyi ok atışları yapar. Okçuluğa olan sevdasından ötürü soyadı kanunu çıktığında Okyay soyadını alır. Necmettin Hoca da bu okçuluğa merak sarmış ve kendisi ok atmış. Hatta nişan taşları, nişanları vardır. Öyle bir meraklı bir insandı ki ondan dolayı da kendisine Hezarfan derler. Bu 100 tane fenni bilen marifet sahibi kişi demek. 1920'lerde Evkaf İdaresi ok meydanını satmaya kalkmış. Necmettin Hoca oraya gitmiş, mahkemeye çıkmış ve "Burası benim malım" demiş. "Yahu senin dikili ağacın yok, nerede senin malın oluyor?" demişler. Fatih okçulara vakfetti bu araziyi, onun için ben de okçu olduğum için sizin karşınıza geldim demiş ve vakfiyeden misaller vererek satışını durdurtmuş. 1940'ta tekrar satışa çıkarılmış,
O zaman da mani olmuş. Son zamanına kadar hoca bilhassa gelen misafirlerine yayını gerer, okunu ama hiçbir zaman atmaz da ya hok diye şöyle bir bağırır, atışını gösterirdi. 90 senelik bir ömrü fen, teknik, yani bugünkü kültür yolunda harcamış hayatını. Sonraya da birçok miras bırakmış. O mirasların başında ebru, ondan sonra kat, mürekkep yapma. Mürekkep yapmayı ondan başlamıyor, daha evvelden de var. Fakat bu nesil ondan gördü. Bu nesil ondan öğrendi. Tarifleri ondan öğrendi. 1903 yılında Üsküdar Özbekler Tekkesi Şeyhi Ethem Efendi'den ebru dersleri almaya başlar. Düşünceleri ve hayat tarzı üzerinde etkili olacak olan Şeyh Ethem Efendi'den ebru yapmayı ve kağıt cilalama sanatı olan aherciliği öğrenir. Necmettin Ebrusu olarak anılan çiçekli ebruyu Türk sanatına kazandırır. ...1905 yılında Sami Efendi'den talik ve celi talik meşkederek ondan talik, 1906 yılında da Bakkal Arif Efendi'den sülüs nesih yazılarına icazet alır. Genç Necmettin bu öğrendiklerini hemen geliştirmeye başlıyor. Üstelik bir şansı var. Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey diye tanınan büyük bir ressamımız vardı bizim. Bu zat o sırada Necmettin Efendi'yle komşu oturuyor Toygar Tepesi'nde. Yaptığı ebruları ona göstermeye başlıyor. Renk zevki yerinde mi değil mi? Onun beğendiklerini Rıza Bey bir kenara koyuyor. Hiç üstünde durmadıklarını, ha bu güzel olmuş diye ayırıyor bir kenara. Bu şekilde zaman içinde şeyin ebrudaki renk zevkini geliştirmiş oluyor. Çok mühim bir şey. Rika, nesih, sülüs, divani, celi divani, talik ve celi talik yazı türlerinin hepsinden icazetname almış, sülüs yazıyı ve tuğra çekmeyi de öğrenmiştir. Medresetül Hattati'nde hoca olduğu esnada bir gün karşısına tanımadığı bir zat çıkmış, gelmiş. Ben çiçekli ebru istiyorum demiş. Efendi beyim demiş. Eskiden denemişlerdir ama pek de muvaffak olamamışlardır. Siz hoca değil misiniz? Uğraşın yapın demiş. Onu tabii bir izzeti nefs meselesi addetmiş. Hoca uğraşmaya başlamış. Necmeddin Okyay İlk çiçekli ebruyu nasıl yaptığını şöyle anlatır. Ben lale yapmaya çalışıyordum. Beni ziyarete gelmiş olan Hattat Macit Ayral birden, ''Birader, şu uçları yukarı doğru çeksene.'' dedi. Ben hayatta bir işi bilmeyenlerden o iş hakkında çok şey öğrenmişimdir. Bu da öyle oldu. Elimdeki tek at kuyruğunu teknenin içinde yukarıya doğru çekince çiçek tıpkı laleye benzedi. Çok heyecanlandım ve zevklendim. Günlerden cuma olduğu için camiye namaza indik. Namazdan sonra lale, sümbül, karanfil, o mevsimde hangi çiçekler varsa hepsinden aldım ve eve dönüşte onlara bakarak teknede aynını resmetmeye başladım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda dönemin Evkaf Nazırı Hüseyin Kazım Bey, Evkafa ait hizmetlerin tahsisat yokluğundan gerçekleştirilemediği gerekçesiyle bu okulun masraflarının marif vekaletince üstlenilmesini, aksi takdirde buranın kapatılmasını istemiştir. Bunun üzerine başta medresenin Ebru Aher muallimi Necmeddin Okyay olmak üzere medresenin kuruluşunu iyi bilen bazı kimseler harcamaların eski medreselerdeki mali karşılığı vakfedilmiş olan yazı muallimliği tahsislerinden yapıldığını belgelerle ortaya koyarak medresenin kapanmasını önlerler. ...1925 yılında diğer medreseler kapatılırken Medresetül Hattati'nde medrese kabul edilip kapatılır.
Müzeler Müdürü Halil Ethem Bey mektebin açılması için çok uğraşır ve 8 ay sonra Hattat Mektebi olarak açılır. Bu süre içerisinde hocalar hiçbir ücret almadan eğitime devam ederler. Necmettin Okya'yı o dönemde hiç kimsenin veremeyeceği mücadeleyi verdi. Çünkü 1934-35'li yıllarda, yani 32'lerden sonraki 1928'de harf inkılabı. 28'de bu yazı kaldırılmış, men edilmiş, yasak edilmiş. Fakat Necmettin Hoca burada durmamış. Etrafında onun gibi bu işin sönmesini, kaybolmasını istemeyen birkaç kişiyle, ki onlardan birisi esas onları tetikleyen, onları yola sokan Necmettin Hoca'dır. Gayret göstererek Mustafa Kemal'e kadar çıkıp bir Hattat Mektebi'nin açılmasını temin etmişlerdir. O Hattat Mektebi de el-an duruyor. 1935'li yıllarda Necmettin Hoca'ların gayretiyle açılmış ve orada birçok o günkü mevcut hattatlar ders vermişler. Ama tabii o çok sürmemiş, 3-4 sene sonra tekrar yeniden kapanmış. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzalandıktan sonra 13 Kasım 1918'de İngiliz ve Fransız gemileri İstanbul'u istila etmişler. Evruculukta kullanılan boyaların içinde Hindistan'dan gelen ve çok zor bulunan böyle siklemen rengi dediğimiz bir renk vardır. O renk kırmızımsı mor bir renk, fevkalade güzeldir. O rengin Mısır çarşısında bir aktara geldiğini işitmiş Necmettin Hoca. O gün geçmiş fakat işini bitirene kadar ellerinde süngü, bu askerler İstanbul'u istila etmişler. Gemiye filan binmeden bir sandal kiralamış, Üsküdar'a doğrusu kaçmış. Bir an evvel evime gideyim diye. Lök boyası bu boyanın adı. Lök boyasını almış. Kullanıyor tabii. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Fransız ve İngiliz zırhlılarının defolup gittiğini, çünkü kendi Toygar Tepesi'ndeki bahçesinden liman gözüküyordu. Efendim onları görünce hemen gel keyfim gel yazmış kağıda ve tekniğe atmış muhtelif boyalarla, ama kullandığı lök boyası bilhassa o zorla aldığı gün. Yani bir sanatkarın intikamı ancak bu şekilde olabilir. 1929 yılında harf inkılabı nedeniyle tekrar kapatılır Medresetül Hattatîn. Bu kez 4 ay kapalı kalır. Halil Ethem Bey'in gayretleriyle Şark Tezyini Sanatlar Mektebi adıyla hat öğretilmemek şartıyla açılır. 1929 yılında Şark Tezyini Sanatlar Mektebi'nde, 1936-48 yılları arasında da yaş haddinden emekli oluncaya kadar devam edeceği Güzel Sanatlar Akademisi'nde vazifesini ifa eder Necmettin Okyay. Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hat derslerinin son bulmasının ardından devletin ilgisinden mahrum kalan hat sanatı Necmettin Okyay'ın evinde devam eder. Fakat İslam kültürünü ve sanatını korumakta kararlıdır Necmettin Okyay. Adeta bir sanat merkezi haline gelir evi. 1930 yılına gelindiğinde yeni cumhuriyette inkılaplar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu yıllarda bırakınız İslami ilimleri öğrenme ve öğretmeyi, İslam sanatlarını öğrenme ve öğretme dahi büyük baskı altındadır. Nitekim bu dönemi anlatan Necmettin Okyay 1930'lu yıllar için öyle yıllar vardı ki hattatım demeye korkuyorduk der. 1924'te adı medrese olduğu için hiç klasik medreseyle münasebeti olmadığı halde bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda
Onu da kapatıyorlar. 8 ay kapalı kalıyor mektep. Ondan sonra devam ediyor Hattat Mektebi ismiyle. Ve 929'da o da kapatılıyor. İşte Necmettin Hoca'nın hattatız demeye korktuğumuz yılları işte bu 30'lu yıllardı. Mesela kendisi İran Şahı buraya geldiği vakit köprü üstüne Farsça Şah'ın gelişini kutlayan bir cümle yazdırılmış. Altına da haliyle imzasını atmış. İstanbul Müdümumisi yani savcısı hemen o imzayı kazıttırmış oradan. Çünkü bir Türk bu harfleri yazamaz. O hale gelmiş iş. O devirde bir kere zaten herkes eski harfleri evinde bulundurmaktan çekiniyor. Kütüphaneler, bir kimsenin evinde kütüphanesi varsa ve onlar da bu harflerle ortaya çıkmışsa, aman biri gelip eve yarın öbür gün benim hakkımda bir zabıt tutar diye ya toprağa gömüyor yahut bahçesinde yakıyor. Bu kadar iş ileriye gitmiş. Medresetül Hattati'nde Ebru dersi vermesinin yanında Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman Mektebi, Bostancı ve Erenköy mekteplerinde de hat muallimliği yapar Necmettin Okyay. Kaptanpaşa Camii İmamı Hafız Nazif Efendi'den aşere ve takrib izni, Çinili Camii İmamı Nuri Efendi'nin derslerine devam ederek ilmiye icazetnamesi alır. 1907 yılında babası Abdünnebi Efendi'nin vefatı üzerine Üsküdar Yeni Camii İmam Hatipliğine tayin olunur. Babasının vefat ettiği 1907'den 1947'ye kadar 40 yıl babasının imamlık yaptığı Üsküdar Yeni Camii'de imamlık ve hatiplik yapar. Ebru yapar, yazı yazar, kağıda aherler, mürekkep yapar, gülcülük yapar. Bakın ziraata bile merak sarmış. Bahçesi var, bahçesinde gül yetiştirmiştir. 400 çeşit gül yetiştirdiği vakidir. Evet, böyle o günün eski geleneklerinde görmüş olduğu kıymetli şeylere merak saran bir insan. Demek ki her gördüğü sanatkardan etkilenmiş. Hazreti Muhammed'in gülle tasvir edilmesi, Necmeddin Okyay'ın güle olan aşkını kamçılar. Toygar Tepesi'ndeki evinin bahçesinde 400 çeşit gül yetiştirmeyi başarır. Süheyl Ünver'in tabiriyle bir gül çapkını olan Necmeddin Okyay'ı, Mayıs ayında gül meraklıları ziyarete gelir, baharda onun kapısının önünden geçenler nefis gül kokularıyla kendilerinden geçerlerdi. O zamanlar gül müsabakaları, gülcülük müsabakaları yapılıyor Türkiye'de. Daha doğrusu İstanbul'da. Onlara katılmış, madalyalar kazanmış efendim ve gülden böyle bir botanik mütehassısı kadar isimlerini bilerek her birinin Latince isimlerini anlardı, söylerdi. Ne yazık ki ömrünün son yıllarında o geniş bahçeli evini satmak mecburiyetinde kaldı. Ben 1955'te kendisine talebe olduğumda artık 400 çeşit değil de 40 çeşit yetiştirebiliyordu bahçesinde. Necmeddin Okyay klasik Türk müziği usullerini öğrenir. O aynı zamanda koleksiyoncudur da. Genç yaşlarından itibaren en değerli hat eserlerini toplar. Pek çok ünlü hattatın bazen tek bir satır yazısı, bazen de ciltli kitapları, murakkaları veya levhalarını toplamıştır. Nevi şahsına münhasır olarak Osmanlı dönemine ait imzasız yazıların kime ait olduğunu ve hangi tarihte yazıldığını bilen çok geniş bir ilim ve ihtisas sahibidir. Genç yaşından itibaren hat koleksiyonu yapmaya başlamış. Müzayedelere katılıyor, sahaf dükkanlarına gidiyor. Nerede bir yazı bulursa kendi alabileceği güçte onu ediniyor. Mesela toplu alırsa kendisine lazım olanları alıp olmayanları elden çıkartıyor. Çünkü varlıklı bir kimse değil.
tabii bir hayatı olan kimse. Efendim bu sebeple hoca merhum 1910'lardan itibaren çok değerli bir hat koleksiyonu oluşturmaya başlamış. Hatta son devrinde üzerinde 14 hastalık vardı. Evladım derdi, bizim hat koleksiyonculuğundan ben hastalık koleksiyonculuğuna da başladım derdi. Şimdi aldığı eserlerin içinde mesela bir hattat, çok mühim hattatların eserlerini alıyor. Rakım Efendi'nin, Yesari'nin, Mustafa şeyin, Yesarizade'nin, Hafız Osman'ın, Şeyh Hamdullah'ın bu gibi şeyleri alıyor hepsini. Onların sanat hayatlarının muhtelif devirlerinden, mesela başladığı yıllar, orta çağa yaşlandığı zamanlar. Ona göre bu hattatların yazış tarzını çok kuvvetli olan hafızasına nakşediyor. Bu sebeple altında imza olmasa dahi bakar bu falancanın, Hafız Osman'ın efendim 80'lerde yazdığı yazıdır der. Bir de böyle çok sevdiği hattatların altında imza varsa kapatın, tarihini de kapatın der. Bu Şevki'nin 85 tarihli yazısı der. Yahut 83 tarihli der. Bir yıl ya fark eder ya fark etmez. Mutlak o yıl çıkar. 1923 yılında 40 yaşında ciltçiliğe başlar Necmettin Okyay. 1925 yılında dönemin cilt ustası Bahattin Efendi'den ciltçiliği öğrenmiş ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde uzun yıllar yazma eserleri onarmıştır. Sanatkarlık ve hocalık yönlerinin yanında son derece renkli bir şahsiyete sahiptir Necmettin Okyay. Aruzu bilmediği halde tarih düşürme konusunda da üstattır. Talebesi Mustafa Düzgünman'ın kendisine hediye ettiği bir karanfil ebrusuna hiç düşünmeden şu beyti söylemiştir. Hüdayi türbedarı Mustafa Bey kârı bu ebru. Kopartıp koklamak ister gören her bir zeni hubru. Talih hocası Sami Efendi'nin vefatı üzerine ise şöyle bir tarih düşürmüştür. Serfuru eyler cihan tarihi Necmettin için. Göçtü Sami, kaldı Rakım mesleği üstadsız. Mayıs sonu, Haziran ayı içinde her sene bir 10 günümüzü hocamızla beraber geçirmeyi ihtiyat haline getirmiştik. Uğur Bey gider arabayla alır hocamızı bize getirir. Bu hanımının vefatından sonra olmuştur. Çünkü Necmettin Hoca'yı ziyaret etmek isteyen tanıdıkları evde rahatsız etmekten çekinirlerdi. O ziyaretleri hep bizim fakirhanede yapmaya çalışırdık. Kendisi de bizzat yemek yapan, özellikle Özbek pilavını daki maharetiyle tanınmış bir insan. Bana da tarif ederek yanımda bulunmuş ve mutfakta onun tarifiyle Özbek pilavı hazırlamıştım. O günler bizim bayramımızdı. Oğullarımla birlikte en güzel şekilde kendisini ağırlamak için ne yapacağımızı bilemezdik. Hakikaten evimize nur yağardı. Şimdi hasretle hatırlıyorum ve iyi ki o günleri birlikte yaşamışız. Bunun şükrü içindeyim. Kendisine hat ve diğer sanatları öğrenmeye gelen hiç kimseyi geri çevirmemiş ve onlarla elinden geldiğince meşk etmeye çalışmıştır Necmettin Okyay. Hat öğrenmek isteyen Uğur Derman Beyefendi'nin 1955 yılında kendisine başvurduğu Yeni Cami Kayyımı Saim Efendi, ders ücretinin ne kadar olacağını Necmettin Okyay'a sorduğunda, kendisi şaşkın bir halde, ''Biz parayla öğrenmedik ki parayla öğretelim.'' Bu mevzulardan sakın bahsetmeyin cevabını verir. Yalnız başıma gidişimde de Üsküdar'ın meşhur şekercisi, şekerci güzeli vardı. Efendim, ondan badem ezmesi yaptırdım bir gün evvelinden ve çıktım. O gülen yüzü elimde o kutuyu görünce birden ciddileşti. Evladım, seni men ederim böyle şeyler getirmekten. Eğer dedi ben bunu kabul edersem o zaman hasbi olmaktan çıkar benim öğretişim, menfaat karşılığı olur dedi.
Bir daha getirmem efendim dedim. O gün Nisa kabul etti. Ben kendisinden 1960 yılında icazetname aldım. Ve onun hünerlerinden ne kapabildimse onları kaptım. Yani benim gibi 10 tanesi bir araya gelse onun tırnağı etmez. Onu da söyleyeyim. Çok bereketli ve dolu dolu geçen bir hayatın ardından 14 çeşit hastalıkla mücadele eden Necmeddin Okyay, nüktedanlığıyla bunu da yazı koleksiyonculuğuna bağlamıştır. Hayatın her anında çalıştığını şu son kendisinden işittiğim cümlede gösterecek. Efendi baba nasılsınız dedim. Ölmeye çalışıyorum evladım dedi. Son konuşmam benim böyle oldu. Vefatından 5 gün evvel. Yani bu işte bile çalışmayı ön plana alan bir üstad idi. Rahmet olsun. 5 Ocak 1976 Pazartesi sabahı fani ömrünü tamamlayan Necmeddin Okyay, ertesi gün Üsküdar Yeni Valide Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilir. Onun vefatı bir kuyruklu yıldızın sönüşü ve bir alemin göçüşü olarak nitelendirilmiştir.